Ee, gündemden dördüncü soruyla devam ediyorum. Son oynadığın dizide şiddet ve öfke kontrol problemi olan birini canlandırdın. Dizideki terapi sahnelerinde karakterinin nasıl iyi yönde değiştiğini gördük ve bu yaklaşım dizilerdeki şiddet sahnelerinin arttığı bir dönemde televizyondaki ilk örneklerden biri oldu. Yeni dönemde de televizyonlarda kadına şiddetle ilgili bir farkındalık yaratma çabası var. Dizilerin toplumu iyi ya da kötü etkilediğini düşünüyor musun? Ve şimdi soruyorum televizyon şiddeti arttırıyor mu? Ee, ne şekilde e, bir içeriğin ortaya ko konduğuna bağlı yoksa televizyon bir e, e, makine olarak diyeyim <laughs> yani şiddeti arttıran bir şey ya da azaltan bir şey değil. E, ama e, 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 genel itibariyle bakıldığı zaman bugün ben şiddeti arttırdığını düşünüyorum. E, bu e, şey çünkü e, ne ne kadar e, siz bunu mesela işte diyorsunuz ki koca karısını döven bir adam oynuyor diyelim ki orada. Siz bunu ne kadar ya işte biz bunun kötü bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyoruz diye e, ortaya çıkarsanız bile aslında bunun geri dönüşü pek öyle olmayabiliyor. Aslında burada sorunun içerisinde o ikinci hı. soru da var. Hı. Yani ben hı hı. E, şiddet göstererek reyting alıyorum. Ben kadınları e, dizilerde ee, şiddetle sınıyorum hı hı. şiddet görerken, görürken gösteriyorum hı hı. kadınları ama hı hı. E, bir sahnede de adamı terapiye gönderip e, adamın bu konuda tedavi almasını sağlıyorum, sağlıyorum ve bu konuda topluma iyi örnek oluyorum ama reyting zaten anlamsal bütünlükten konu bütünlüğünden hı hı. iyi mesajlardan alınmıyor ki reyting saniye 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 evet. gösterdiğin şeyin seyircinin hı hı. o kanalda o diziyi seyretmekte Hı -hı. kalmasını ya da bir başka kanala geçmesini ya da geçmemesini Hı -hı. sağlıyor. Dolayısıyla sen istediğin kadar şiddet gösteriyorsun. Hı -hı. Bütün bir bölüm boyunca abartarak söyleyeyim Hı -hı. ama bölümün sonunda adamı terapiye gönderiyorsun ve diyorsun ki iyi ki böyle güzel bir şey yaptık. Hı -hı. Şiddetin ne fena olduğunu söyledik Hı -hı. ama reytingi terapiden almadın, şiddetten aldın evet. reytingi. Evet. Aslında bu bir tuzak değil mi? Evet. Tabii ki. Bu bir %100 bir tuzak yani. Tabii ki de elbette. Yani bu hiç e, şey bir aksi bile düşünülemez. Öyle. E, İstanbul'lu gelin de e, tam böyle bir manevraya dönüşeceği zaman e, hatta biz bu konuyu yapım grubuyla da konuştuk. Yani aramızda böyle bir şey de geçti. Böyle bir toplantı da geçti açıkçası. E, çünkü e, yani ben şahsen televizyonun bir eğitim aracı olamayacağını düşünüyorum. Aynı fikirdeyim. Ee, bir ticari bir mecra olduğunu hmm. düşünüyorum hmm. daha çok. Atıyorum yani bu, bu işten elde edilen, bu ticaretten elde edilen gelirin e, bir kısmı e, bu konudaki çalışan sivil toplum kuruluşlarına aktarılıyorsa mesela atıyorum yani belki bu bile daha şey olabilir daha e, yararlı olabilir. Ama bunun dışında televizyon e, kimseye iyi'nin kötü'nün ne olduğunu anlat, anlatılacağı bir yer değil. Hatta şöyle söyleyeyim. Ee, e, böyle bir yani x bir dizi yani şu an gördüğümüz herhangi bir dizi Türkiye koşullarından bahsediyorum Aslında pek çok küçük şok doktrinciklerinden oluşur e, Dramatik yapısına baktığınız zaman Yani kendinden menkul iyiler kötüler Neden öyle davrandığına hiç anlam veremediğimiz Yani ya bu adam niye böyle davranıyor kardeşim Ya bunun alt metni ne derini sosyoloji Hiç bunlara bakmadığımız bir yerden hareket ederler ee, işte adam öyle davranır çünkü biz onun kötü olduğunu kabul ederiz. Birisi iyi davranır, o, onun iyi olduğunu kabul ederiz. Ya da birdenbire bütün her şey değişir. Yani birdenbire bir bakarız şok, şok, şok. Bütün bu şoklardan oluşur. Bu e, bence e, buna fazla ma e, maruz kalmak, yani bu şeye fazla izlemek bunu e, bir süre sonra izleyen kişi de e, öyküsellik, neden sonuç ilişkisi gibi hatta tarih bilinci yani buradaki tarih bilincinden kastım 1453'te ne oldu değil yani az önce ne oldu şimdi ne oluyor ve daha sonra ne olabilir kurgusunu da şey yapabilir erozyona uğratabilir mesela çok merak ettiğim şeyler var bu konuda sorular var keşke bu konularda araştırmalar yapılabilse yapılıyor mudur bilmiyorum yani buna fazla maruz kalan izleyicilerde yani sürekli mesela şok şok işte bombalandı orada kötü adam o kadını dövdü öbürü gitti onu gırtlakladı falan gibi bir kurgunun içerisinde e, hakikaten soralım ne bu işin konusu ne kardeşim diye sorduğumuz zaman bize anlatabilecekleri cümle ne? Bir cümle bir cümle kursunlar mesela öyküyle ilgili. E, ben yüzde e, ya büyük bir yüzdenin e, bir cümle yani olayı anlatan bir cümle ...kurabileceğini zannetmiyorum. Yani ne oluyor? İşte oluyor abi. Ne? İşte Sen kötüsün. Evet. Sen ona kötülük yapıyorsun. E, evet. O o da iyi. İyiler iyilik yapıyor. Kötüler kö Peki iyi kötü ne? Evet. Diye sorduğun zaman da... ...hani <laughs> verilecek bir cevap yok çünkü... ...iyi kötü bunlar son derece... E, ...şey kavramlar yani. Birbirine... E, e, ...göre kurulmuş şeyler. Evet, evet, evet. E, o yüzden de bu... E, e, ...yani televizyonla... ...televizyon dizileriyle... Ee, biraz daha sosyal mesafe koymakta ee, ben şey görüyorum yani öneririm böyle olmamasını böyle olmasını öneririm peki diyebilirsin ki kardeşim o zaman niye bunun içinde varsın evet ee, <laughs> yani ben çözümü aslında şöyle görüyorum ee, aslında odiyovizyal e, eğitim tam da odiyovizyal eğitim Galatasaray Lisesi'nde Fransız ha, öğretmek evet. için üzerinde denenmiş çocuklardan biri olarak yeni başladığında 70'li yılların başında orada gördük ki klasik sınıf olarak tanımladığımız bir sınıf odyovizyel eğitimi almayanların Fransızcası bizim Fransızcamızdan çok daha güzel ilerledi ve gelişti. Odyovizyel eğitim aslında o yıllarda denenen şekil sonradan terk edildi ve klasik eğitimde Hı -hı. olduğu gibi dil öğretilmeye devam edildi bütün dünyada. Odyovizyel eğitim bir işe yaramıyor. Televizyonları böyle görmek bir eğitim aracı, bir ahlaki e, e, mesajları yayma aracı falan değil. Sadece yapım şirketleri ve televizyoncuların iş etiğini sorgulamak gerekiyor. Yani adam ahlaksızsa ahlaksız yayınlar yapıyor para kazanmak için. Bu bu kadar basit. Bunu toplumsal olarak da tar tartışmanın gereği yok. Ahlaksız bir kult buluyor ve ona göre yayın yapıyor. Böylece Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan kaçmış oluyor. Evet. Beşinci soruya geçiyorum İyiyoruz. gündemde. <laughs> Geçen sene yaptığın bir söyleşi de Metin Akpınar'ın, Müjdat Gezen'in kanaat lideri, Hı -hı. Levent Üzümcü'nün Fidel Castro, <laughs> Barış Atay'ın Ervin Piskator olduğu bir yer tahmin etmiyordum ...dedim. Çok <laughs> ağır bence. Evet. Üstelik acaba kendi kalene mi gol atıyorsun diye sorgulatıyor insanı Hı -hı. ve şimdi soruyorum. Ne demek istedin aslında? Şunu demek istedim. Yani bir kere e, yani bu 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 e, e, öf, öncelikle şöyle söyleyeyim. Buradaki bu buradaki öznelerin hiçbiriyle yani alıp veremediğim hiçbir şey yok yani. Belki Levent e, aman Barış Atay'ın Erwin Ervin açıklamak istersin. Bu bir tiyatro yönetmeni değil mi? Hayır, bir tiyatro kuramcısı. kuramcısı. Politik politik tiyatronun kuramcısıdır. Politik tiyatronun kuramcısı. E, kendisi. E, e, yani Şöyle söyleyeyim ama e, Barış Atay'a da yakışmış, övmüşsün yani. Ha değil mi? Öyle de öyle de öyle de, öyle de <laughs> yani, bir hali de var yani. yani. Levent Üzümcü'yü de övmüşsün. Evet. Ve Metin Akpınar'la müjdat gezen abilerimizi evet. zaten övmüşsün. Ee, biraz şöyle olduğunu düşündüğüm için. <laughs>